Merhaba arkadaşlar. Bugün size Orta Asya'nın tatlısı olan sümelek tatlısının yapılış tarifini vereceğim. Burada 2 kilo buğdayımız var. Güzelce temizledik. Öncelikle. Sonra buğdayımızı güzelce yıkayacağız. Ondan sonra buğdayımızı bir gün suda bekleteceğiz. Bakın arkadaşlar, buğdayımızı güzelce yıkadık ve böyle suda bekleyecek bir gün. Bakın arkadaşlar, böyle bir gün suda beklettik. Sonra böyle bir tane bez torbasına koyuyoruz. Bakın böyle bez torbaya koyduk hepsini. Yine de bir gün böyle bez torbada kalacak, filizlenmesini bekleyeceğiz. Bakın arkadaşlar, buğdayımız bez torbada bir gün bekledi. Böyle güzelce filiz çıkardı. Şimdi buğdayımızı bu tepsiye alacağız. Bakın arkadaşlar, böyle buğdayımızı güzelce yaydık. Üzerine de kağıt havlu koyacağız. Bakın, böyle kağıt havlu ile üstünü kapattık ve su dökeceğiz. Güzelce her tarafına. Bakın, böyle döktük. Ondan sonra 5 gün devamında sabah akşam böyle su dökeceğiz. Güzelce her yerine. Böyle suladık. 5 gün devamında karanlık bir ortamda çimlenmesini bekleyeceğiz. Bakın arkadaşlar, buğdaylarımız çimlendi. Artık hazırlamaya başlayacağız. 3 gün devamında çimlendi. Bakın böyle küçük küçük keseceğiz. Bakın ne güzel çimlenmiş. Altı da güzel bembeyaz olmuş. Artık bunu küçük küçük yapacağız. Bakın, blenderımıza azar azar koyduk. Şimdi onu çekeceğiz. Bakın, blenderdan geçirdik. Güzelce. Şimdi üzerine soğuk su dökeceğiz ve biraz daha bekleteceğiz. Bakın, biraz suda beklettik. Sonra çektiğimiz buğdayları böyle elimizde böyle sıkıyoruz güzelce. Böyle süzeceğiz ve tekrar yıkayacağız. Bakın, kapta kalan çekilmiş buğdaylarımızı böyle süzgeçten geçiriyoruz. Sonra birkaç daha yıkayacağız. Su şeffaflaşana kadar güzelce. Bakın, ilk önce yıkadığımız suumuz böyle. Şimdi yine de yıkamaya devam ediyoruz. Suumuz şeffaflaşana kadar. Bakın, böyle çekilmiş buğdayımızı su şeffaflaşana kadar yıkadık.
Bakın böyle buğdayımızın özünü de çıkarmış olduk. Şimdi tencereye ekleyip pişirme işlemini başlayacağız. Bakın öncelikle tenceremize 500 ml yağımızı ekliyoruz. Güzelce. Bakın sıvı yağımızı döktük. Şimdi üzerine buğday suyunu ekleyeceğiz. Bakın böyle tencere çok dolmayacak şekilde buğdayımızın suyunu koyduk. Çünkü un koyacağız. Bakın biz 2 kilo buğdayı çimlendirmiştik. Ona 5 kilo un koyulacak arkadaşlar. Bakın unumuzu da eklemiştik. Böyle dibini tutmaması için güzelce karıştırıyoruz. Ve yıkadığımız olduğu taşları da ekliyoruz dibi tutmaması için. Durmadan karıştıracağız dibi tutmaması için arkadaşlar. Bakın böyle kaynaya kadar güzelce alttan güzelce karıştıracağız böyle alttan alttan kaynayana kadar. Bakın böyle kaynıyor güzelce. Artık böyle yüksek ateşte kaynayacak. Azar azar buğdayın suyundan ekliyoruz. Bakın böyle tenceremiz kaynadı. Su azaldı. Üzerine buğday suyundan dökeceğiz. Böyle yüksek ateşte kaynatıyoruz. Ve su azalınca yine de buğday suyundan ekleyeceğiz. Öylece pişireceğiz. Bakın arkadaşlar, azalınca buğdayın suyunu ekleyerek 12 saattir kaynatıyoruz. Yüksek ateşte böyle güzelce kaynıyor. Bakın arkadaşlar, 15 saattir böyle yüksek ateşte kaynatıyoruz ve böyle kıvamda oldu. En son böyle göz göz olursa piştiği demek, böyle kıvam alırsa. Bakın böyle üzerine oklava gibi bir şey koyacağız. Çünkü üzerine kapatacağız. Sabaha kadar böyle kalacak. Şimdi karıştıracağız. Bakın servis yaptık. Afiyet olsun.